Merhaba dostlar, bugün sizlere iPhone XS Max ve Samsung A70 modelinin hız testlerini yapacağız. Biliyorsunuz diğer videomuzda ön bakış bakmıştık iPhone XS Max ile Samsung A70 arasındaki böyle olan olmayan özelliklerinden bahsetmiştik. Bir de bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Yalnız söylemişim, Samsung'un hafıza kartı 64 GB'a kadar değil 1 TB'a kadar da destekleniyor. Bunu da buradan hemen düzeltmiş olurum. Diğer videomuzda bir yanlışlık oldu, ondan da özür diliyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir hız testi yapacağız. Hemen ilk önce Apple Store ve Play Store ile başlayacağız. İlk önce size ben aynı bağda A'da bağlı olduğunu göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz Wi-Fi 5.0. Şöyle bakalım. Wi-Fi 5.0 ikisi de aynı internet ağına bağlı arkadaşlar. Hemen şu parlaklığını bir arttıralım. Hemen ilk önce storylerden başlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Sanki biraz Samsung daha hızlı geldi gibi. Şöyle hemen. Şöyle yapabiliriz. Buradan çıkalım. Buradan arkadaşlar neye girelim? Hava durumu uygulamasına girelim ikisinin de. 1, 2, 3. Evet. iPhone daha hızlı girdi burada. Bir daha deneyelim. 1, 2, 3. Sanki bu sefer biraz daha aynı gibi oldu arkadaşlar. Hemen şuradan oyunlardan deneyelim arkadaşlar. Hemen ilk oyunumuz. 1, 2, 3. Evet, iPhone biraz daha iyi gidiyor. iPhone XS Max arkadaşlar, tekrarlayalım. Samsung Galaxy A70 modeli. Hatta A70 diyelim, Galaxy artık söylemiyor. Görüyorsunuz. Müziklerini kapatalım arkadaşlar. iPhone hazır. Yani iPhone biraz daha hızlı geride Samsung'a göre burada. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir oyunumuza bakalım. Sunway Surf 1, 2, 3. Görüyorsunuz arkadaşlar. İkisi de akıcı olarak oynayabiliyorsunuz. Evet, buradan çıkalım. Bunu da sanki aynı girdi gibi. Bir başka oyunumuzu deneyelim arkadaşlar. 1, 2, 3. Burada Samsung biraz daha hızlı gibi ama burada bir şey sordu. Şimdi bir çıkıp bir daha girelim. Bir, iki, üç. Basamadım iPhone'a. Bir, iki, üç. Birazdan komple kapatıp deneyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan deneyelim aynı oyunlarımızı. 1, 2, 3. iPhone oldukça hızlı giriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. iPhone'a basamadım. Ama zaten hızlı girdiğini biliyorsunuz. Şöyle çıkalım buradan. Hemen oyununa bakalım. 1, 2, 3. Basamadık yine. Ekran döndürmeyi bir kapatalım arkadaşlar.
Bir daha bakalım bir. Kapatalım. 1, 2, 3. Bu sefer oldu. iPhone oldukça hızlı giriyor arkadaşlar oyunlara. Gördüğümüz gibi. Yani bayağı bir fark var arkadaşlar. iPhone ile Samsung arasında bağlantı hızından. Bak, iPhone daha hızlı giriyor. Şimdi biraz da uygulamalara bakalım. Mesela haber sitelerinden bakalım arkadaşlar. En son haberle başlayalım. 1, 2, 3. Samsung daha hızlı açtı. Başka bir uygulama açalım. Mesela MyNet olsun. 1, 2, 3. iPhone biraz daha hızlı geldi gözüme. Başka bir uygulama olsun arkadaşlar. Google haberlere bakalım. 1, 2, 3. Evet. Bir de şöyle bir yabancı medyadan açalım. 1, 2, 3. Sanki iPhone daha iyi açıyor. Samsung daha iyi açıyormuş gibi geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan bir televizyon uygulaması açalım. Show TV açalım mesela arkadaşlar. 1, 2, 3. Basamadım. Hemen şunu bir kapatayım. Bir daha. Bir, iki, üç. Samsung biraz daha hızlı açıyor arkadaşlar. O yönden. Emin olabilirsiniz. Hadi bir daha ATV uygulamasını deneyelim. 1, 2, 3. İkisi de aslında uygulamalarda akıcı açıyorlar arkadaşlar. Biraz oyunlarda Samsung kastı gibi. Hadi bir de YouTube olsun. Kapatalım ya arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir daha. 1, 2, 3. Oh, Samsung kaçtı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Uygulamaları oldukça iyi açıyor. Ancak biraz oyunlarda gördüğünüz gibi zorlama yaptı. Bir de Google Translator deneyelim. Mesela değişik bir uygulama arkadaşlar. 1, 2, 3. Bazen basamıyoruz. 1, 2, 3. Parmağıma denk gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir daha deneyeceğim. 1, 2, 3. Evet. İkisi de oldukça hızlı açıyor. Başka sizlere ne açabilirim? Mesela bir yabancı sitede araba şeyini açalım arkadaşlar. Araba arama sitesini açalım. 1, 2, 3. Samsung bayağı bir hızlı girdi arkadaşlar. AliExpress'e girelim. Alışveriş uygulaması. 1, 2, 3. iPhone daha hızlı açtı arkadaşlar. Ama tabi bu reklamlardan da değişebiliyor. Yani reklam çıkıyor. Bazısında çıkmıyor falan. Onların etkeni de var arkadaşlar. Bir de açıp kapatsak telefonlarımızı. Şöyle bir kapatalım arkadaşlar.
Da aynı başlatacağım. 1, 2, 3 deyince arkadaşlar düğmeye ikisine de basılı tutacağım. 1, 2, 3. X'e aynı anda basıldı arkadaşlar. Bakalım hangi işletim sizi daha çabuk toparlayacak. iPhone açtı. Yani arada bayağı bir fark var arkadaşlar. iPhone bayağı bir hızlı açtı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim ben size. Arkadaşlar böyle kısa bir hız denemesi yaptık. Tabii bu bakın daha telefon yani şey sim açtıktan sonra daha kendine gelmeyi bekliyor. Ve uygulamaları geliyor yere. Tabii Android olduğundan dolayı iOS tabii bu yönde biraz daha iyi. O yönden dolayı da sıkıntı yok. Arkadaşlar şu anda hız testleri aşağı yukarı yaptık yani hemen hemen bütün uygulamaları denedik. Oyunlarda da gördünüz. Yani oyunlarda genelde iPhone daha iyi. Uygulamalarda Samsung hemen hemen kafa kafaya açıp kapatıyorlar. Bir de telefon açılma hızı iPhone'da yani gözle görülecek derecede hızlı açılıyor arkadaşlar. Bunu da gördünüz zaten. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.